Ege'nin dünyaya açılan penceresi TV'den ekranlarından Kuş Bakışı programından merhaba. Sayın Zeka Savaşlar'la beraber gelişmelere, olaylara kuş bakışı bakmaya devam edeceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Doktor sosyolog, hukukçu Zekai Savaşlar'la biliyorsunuz her hafta Cuma günleri işte gündemi, gelişmeleri, oluşan gündemi yoksa kendi gündemimizi, kendi oluşturduğumuz gündemi sizlerle paylaşıyoruz. Bugün çok başka konuları konuşacaktık fakat Zeki abi çok popüler, çok aktüel iki tane konu var. Bir göçmen meselesi var, Kayseri'de yaşananlar, işte Suriye'de yaşananlar var. Bir de işte son milli maçta gol sevincini bozkurt işareti yaparak kutlayan futbolcumuzun bu hareketinin UEFA tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulmasıyla oluşan bir gündem var. Bu iki konuyu konuşalım isterim. İstersen göçmen meselesinden, Kayseri'deki olaylardan ve Suriye'deki olaylardan başlayalım. Biz bu durumlara kuş bakışı nasıl bakıyoruz? Evet Evin'cim, şimdi gerek sosyal medya, dijital medyada gerekse yazılı ve görsel medyada bu konu enine boyuna konuşuluyor, tartışılıyor. Evet. Yani bizim yorumumuz bir malumu ilan kabiliğinden olmasın ama bir de kuş bakışı olaraktan bir tarafsız, objektif bir değerlendirme yapalım aktüelite bakımından. Kayseri'deki olaylarla başlayalım. Ya, Kayseri'deki olaylar herhalde planlı programlı bir şey değil o. Spontane gelişmiş bir hadise gibi geliyor bana. Evet. Çünkü işte bir çocuğa bir tecavüz konusu var. Vatandaşlar zaten bu sığınmacılara karşı bir birikim oluştu. Bir menfi, olumsuz bir birikim oluştu. Orada bir patladı bu mesele. Evet. Bunun tartışılacak tarafı yok. Bu yanlış. Böyle hadise olmaması lazım. Yani bu tür olaylara bu şekilde tepki vermemek lazım. Ama bir infial oldu. Belki de bir kışkırtma, provokasyon da olabilir. Bu olayı büyütmemek lazım. Ama esas vahim olan taraf, buna misilleme olarak da Suriye sınırı içinde yapılan hadiseler daha önemli. O daha önemli. Evet. Çünkü orada provokasyon olduğu çok belli. Oradaki PKK unsurları ve İran unsurlarının Türk bayraklarını yaktığı, ateş açtıkları ve işte bu yangınları çıkardıklarını, tırları efendim saldırdıklarını kaynaklar açıkladılar açık bir şekilde. O belli. Şimdi burada bir toptancı yaklaşım olmaz. Şimdi bu sığınmacıyla mülteci meselesi konusunu herkesin kafası karışık. Şöyle bir özetle yapalım bu işi nasıl geldi. Genelde bakış açısı insanların yani genel söylem Büyük Ortadoğu Projesi'nin bir ürünü işte sistem çalışıyor, program ilerliyor gibi değerlendiriliyor. Şimdi bu %100 doğru. Ancak zamanın başbakanı Davutoğlu'ydu galiba. Şöyle beyanatları var. İşte biz bu mültecileri, hicret edenler, orada jenosit ve kıyımdan kurtulmak için geliyorlar. Biz de onlara ensar muamelesi yapalım. Zaten fazla bir mülteci almayacağız. En fazla 100 bin kişi bizim sınırımızdır diye şeyleri, ifadeleri var, beyanları var. Ben çok iyi hatırlıyorum. 100 bin sınırı var diye. Bunun çok önceden planlanmış bir nüfus hareketi olduğu biliniyor, göründü. Çünkü mayınların sökülmesi, işte bu Ottawa Anlaşması gereği. Daha sonra da bu yol geçen hanı gibi herkesin buraya gelmesi. 100 bin kişiyle sınırlı kalacak olan sığınmacıların milyonlara ulaşması ve o bölgelerin boşaltılarak onun yerine bir başka PKK-İstan dedikleri bir devlet oluşumu için bunun planlandığı ortaya çıktı. Bugün gelinen tabloda bu sığınmacı meselesi Türkiye'nin hem demografik yapısını bozmak hem de Suriye'deki sahayı boşaltmak için yapılmış bir operasyondur. Bunu o zamanlara işi başlatanlar, 100 bin kişiyle sınırlı daha fazla almayacağız diyenler bu planı biliyorlardı. Türk milletine, Türk halkına yalan mı söylediler, aldattılar yoksa onlar da mı bilmiyordu? Burasını bilmiyoruz. Ama bunu bir başbakanın, o zamanki Davutoğlu'nun bilmemesi imkansız. Evet.
Çünkü o Amerikalılarla çok sıkı fıkı olduğuna göre bu işleri iyi biliyor olması lazım. Çünkü ne diyordu? Emevi Camii'nde cuma namazı kılacağız. Öyle mi? Bu kadar atıp tutuyordu. Ondan sonra Süleyman Şah'ın efendim mezarını kaçırdıktan sonra da şükür namazı kılmış. Evet. Yani şimdi nereden nereye? Böyle kişilerin memleketi idare eder olması talihsizliktir. Şimdi sen Türk milletini aldattın, kandırdın. Dedin ki bunlara ensar muamelesi yapacağız dedin. Ondan sonra sonra da 100 bin kişi sınırımız dedin, milyon doldurdun. Burada ben bir iyi niyeti aramıyorum. Demek ki bunlar emperyal Amerika'nın projesine uygun hareket etmiş o zaman. Ben böyle değerlendiriyorum. Şimdi bu gelen kişilere karşı adamlara ne diyeceksin? Evet. İlk gelen kişi, ilk gelen grup 280-300 kişi arasında Samandağ ilçesine geliyor. İlk gelenler. Ve Samandağ ilçesine geldiği zaman bakıyorlar ki bunlar böyle sanki düğüne gider gibi gayet iyi giyimli, kuşamlı insanlar. Bunları spor salonunda şey yapmışlar, yer ayırmışlar. Bunlar kabul etmemişler. Ya biz demişler biz spor salonunda kalmayız. O zaman siz niye geldiniz? Bize dediler ki orada $1000 para verecekler, bir de herkese ayrı ev verecekler. Biz onun için geldik demişler. Gelenler de hani Samandağ'a ilk gelen kafile. Şimdi buradan da anlaşılıyor ki bu tarafa akını başlatmak, oradaki nüfusu buraya sevk etmek için orada yapılan bir propaganda, işte Türkiye her gece ev veriyor, para veriyor, iş veriyor deyip göçü hızlandırmışlar. Ve bu planı yapan, bu projeyi yapan Amerika bugün sınırımızda bir terör devleti kurduruyor ve biz Türkiye bu oyuna alet olmuş. Peki o yetmiyormuş gibi bir Afgan meselesi daha var. Hem bunlar uyuşturucu hem de illegal örgütlenme yoluna gidiyorlar Afganlılar. Ki bunların buraya gelmelerinin maksadı anlaşılır gibi değil. Anlaşılır gibi değil. Şimdi Suriye'dekilerin ise ensar muamelesi yapılır mı yapılmaz mı? Benim kanaatim yapılmaz. Neden yapılmaz? Sebebi şu. Şimdi eğer olayı teolojik, dini açıdan bakarsak, fıkhi olaraktan bir ele alacak olursak, hicret ancak aciz durumda olanların yapacağı iştir. Yani mücadele etmez, savaşacak, cihat yapacak durumda olmayanlara hicret uygundur. Yani kimdir bunlar? İşte yaşlı, ihtiyar, kadın, çoluk, çocuk. Fakat gelenlere bakıyorsunuz hepsi de askerlik çağındaki adamlar. Onlar vatanlarını müdafaa etmek için, efendim, savunmak için efendim orada olmaları gerekirken onlar kendileri geliyorlar. O bakımdan onların yaptıkları gelişlerine biz hicret veya ensar diyemeyiz bu açıdan. Evet. O bakımdan bu maksatlı göç neticesinde buraya gelince şimdi bu sefer de vatandaşta şu oldu. Bunlara yapılan ayrıcalıklar vatandaşın aleyhine oldu. Neden? Şimdi açıklıyorlar efendim. Bugüne kadar mesela hastanelerden bedelsiz değil mi para hizmet alıyorlar. Doğum oranları çok yüksek. Vatandaşlık veriliyor, demografi bozuluyor. Efendim daha önce çıkmış yasalar var işte nüfusun %10'undan fazlası yabancı olamaz diye. Buna riayet edilmiyor. Bunun gibi şeyler vatandaşlıkta rahatsızlık yaratıyor. Ha şimdi gelenler vasıflı eleman olsa yani Türk ekonomisine katkısı sağlamış olsa diyeceğiz ki ya bu bir kazançtır. Tamam doğru. Bilmem hatırlamazsınız belki sizler ama gençler hatırlasın diye, öğrensin diye söylüyorum. 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda Almanya, evet. Fransa, Türkiye'den işçi alırken tam sağlıklı, tam hastaneden tam böyle rapor alıyorlardı. O yetmiyordu. Almanya'dan doktorlar geliyordu. O raporun üzerine gelenleri, yani bu adayları, Almanya'ya gidecek olanları tam tekmil muayene ediyordu ağızlarındaki dişlerine kadar. O raporları nazar itibari almıyorlar ve ona göre alıyorlardı işçi. Yani bu bir şey sorunuysa, iş gücü sorunuysa Avrupa'nın uygulaması buydu. Şimdi gelen kişilerin aşağı yukarı %90'ı vasıfsız, hiç elinden bir iş gelmeyen, yani oralarında köylüsü de olsa bile, çiftçisi de olsa bile iş beceren insanlar değil.
Bu Türkiye'nin buna ihtiyacı var mı? Olsa olsa belki 500 bin, 1 milyon ihtiyacı olabilir ama bu kadar değil. Çünkü ekonomik büyüme için evet elemana ihtiyaç var. Bizim iş gücümüz de piyasadan çekilince, çok sebepleri var, bunlar ayrı bir konu. Tabii bu boşluğu işte efendim hayvan bakıcılığı, tarımda, evet, inşaatta bunlar doldurmaya başlayınca dediler ki işte efendim istihdam yarattık, şu oldu, bu oldu. Fakat gerek nüfus artışı, gerekse vasıfsızları, gerekse ayrıcalıklı tutu şey nedeniyle vatandaşta bir infial oldu. İnfial oldu. Bu infial neticesinde de işte böyle basit şeylerden ötürü, bir kışkırtmalardan ötürü, Kayseri olaylarındaki gibi hadiseler meydana geliyor maalesef. Ha bunun işte biliyorsunuz siyasiler kendi aralarında konuşmalarında işte şöyle göndereceğiz, böyle göndereceğiz, şu şekilde yapacağız diye efendim konuşuyorlar. İtiraz edenler oluyor, kabul edenler oluyor. Burada şeyi bir açıklama yapayım bir istersen Demirciğim. Sığınmacıyla mülteci arasındaki farkı söylüyor. Evet abi, orada bir şey var, kavram kargaşası var. Şimdi vatandaş geldi, dışarıdan geldi, Türkiye sınırından geldi. Dedi ki ben işte mülteciyim, savaş var, kaçtım. Size sığınıyorum. Şimdi bu sığınma olduğu zaman bunu kayıt altına alır da kampa koyarsan mülteci oluyor. Kayıt altına almadığın takdirde sığınmacı oluyor. Şimdi aradaki fark bu. Mülteciler de Birleşmiş Milletler kararlarına göre de kampta tutulmaları lazım. Belli bir kampın içinde olmalı. Mülteci kampı diye hani biliyorsunuz değil mi? Mesela Yunanistan'da Laurion mülteci kampı var değil mi? PKK'ların olduğu yer. Bunun gibi dünyanın her yerinde mülteci kampı. Ama bunlar mülteci kaydı alıyorlar. Herhangi bir kampta değil. Türkiye'nin her yerine dağılmış vaziyetteler. Ülke kampa döndü. Evet. Aslında. Bütün Türkiye mülteci kampına döndü. Bir de bu kayıt dışı, yani kayıt içine girmeyenler de sığınmacı. Kayıt içine girenler de mülteci. Arasındaki fark bu. O nedenle şimdi her ikisi de şu anda kitabına uygun bir şekilde muamele görmüyor maalesef. Yani mülteci kamplarında olması lazım. Hep var mülteci kamplarda ama yeterli değil. Şimdi ne kadar tutacaksınız? İlk başlarda yaptılar 3-5 tane ama sonradan kapıları açıldı. Her yere yayıldı. Ne kadar mülteci vardır abi ülkede? Ya da... Hiç, vallahi resmi rakamlara göre 4 milyon diyorlar ama bir o kadar da herhalde sığınmacı var, kayıt dışı var. Şimdi evet, seni aklına alıyor mu ya? Afganistan'dan kalksın, sırt çantasının içinde uyuşturucuyu koysun, İran sınırını geçsin ki İran'da uyuşturucu idam veriyorlar biliyorsun. Evet. Ondan sonra girsin Van'dan içeri girsin, ta İstanbul'a kadar gitsin. Ya bu nedir bu? Bunun izahı var mı Emin ya? Sen bir söyle bakayım bir. Yani bu nasıl oluyor? Bu hani bir kişi iki kişi değil. Şurada on binlerce var. Sonra bunlar sığınmacıysa efendim eşiyle karı gelir değil mi? Çocuğundan gelir. Bunlar tek geliyorlar. Evet. Bunlar çalışmak için geliyorlar ya da başka bir maksatla geliyorlar. Şimdi bunun ekonomiye etkisi ne oluyor? Düşün bir kere 4-5 milyon kişi her ay memleketlerine dolar gönderiyor illegal yollardan. Ve biz ne olmuş oluyor? Emek ithal etmiş oluyoruz böylelikle. Emek ithal etmiş oluyoruz. Bizim yani bu iş barışı veya iş dünyasıyla alakalı konuşulacak çok konu var. Bugün sanayimiz olsun, tarım sektörümüz olsun, eleman bulamamaktan hepsi kapasite düşürmekte veyahut da verimli çalışamamakta. Yani bu çok sık. Bir de tabii yanlış politikalar nedeniyle mesela durmuş vaziyette işçi yok. Hala oraya tesis fabrika kuruyorlar. Sen nereden bulacaksın bu işçiyi? O zaman buraya dışarıdan işçi geliyor çalışmak için. Bu sefer bunların barınma yeri sorunu ortaya çıkıyor. Hadi bakalım ev yap. Ev yapmak için devlet altyapı yap, elektrik, su yap. Daha maliyetli oluyor. Halbuki istihdam için gerekliyorsa efendim 4 ham maddeye, pazara ve iş gücünün olduğu yere yatırım yapmaları lazım. Evet. Bu yapmayınca da ondan sonra Suriyelinin, Afgan'ın işini. Bir de bir şey daha var. Yaygara çıkarıyorlar. Efendim bunları kayıt dışı çalıştırıyor ve düşük ücretle çalışıyor. Hiç öyle bir şey yok.
düşük ücret falan yok. Bu büyük bir yalan. Türk işçisi ne kadar para alıyorsa Suriyeli de aynı parayı alıyor. Bunu aksini söyleyen varsa gelsin bize. Günlük 1500 liraymış yevmiyeleri abi. Evet. Bir de devletten para alıyorlar. Ayrıca tedavi bakımını. Sigortasız çalışıyor. Ya adamın kaydı yok ki sigortası olsun. Bunlara sigorta yapılsa. Ne sigortası? Emekli zannedildiğinde mi sigorta yapacaksın? Nedir? Yani böyle çıkıyorlar boş boş konuşuyorlar. Particilik yapacağız, siyaset yapacağız. İşte bunlar işte patronlar kahrolsun, işverenler kahrolsun. Suriyeliler köle gibi çalışıyorsun. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Ve de verimli çalışmıyorlar, iyi çalışmıyorlar. Efendim, böyle bir şey edasındalar. Küstahlık edasındalar. Yani kusura bakma. Ha, içlerinde mutlaka iyileri de vardır ama böyle etraftan duyduklarımız bu minvalde. Yani bunu bu söylediğimi ispata hacet yok. Rastgele bir Suriyeli çalıştıran şu bu falan veyahut da Suriyeli çalıştıracağım diye bulsun gelsin konuşsun görsün bakalım. Düşük ücret mi alıyormuş yoksa ne ücret istiyormuş. Yani dolayısıyla bu mülteci meselesi ve sığınmacı meselesinde Türkiye'ye atılmış Cumhuriyet tarihinin en büyük kazıklarından birisidir. Evet. Zeki abi, bu konuda bir takım öngörüler var. İşte teoriler var, öngörüler var. Deniyor ki işte 2050 yılında ülke nüfusunun %30'undan fazla Suriyeli olacak. Ne öngörüyorsun? Doğrudur. Nüfus artışına bakarsan öyle. Şimdi bunlar bizim vatandaşımız oldu mu? Yapılıyor bazıları. Doğanları yapıyorlar. Ama bazılarında işte 5 sene oturdu diye veriyorlar vatandaşlık. Burada tabii. Doğduğu için vatandaş mı oluyor? Evet. Hastanelerin doğum evlerinde hep Suriyeliler. Her sene doğum yapıyorlar. Yani bu gerçeği gizlemenin manası yok. Peki burada doğan çocuklar Türk vatandaşı mı oluyor? Evet. Türk vatandaşı oluyor. Anne babaları? Yok, onlar da işte 5 sene içerisinde müracaat ediyorlar eğer o bakanlığın takdirinde. Çünkü Türk vatandaşı olmak için bazı kurallar var. İşte evlilik yoluyla da oluyor veyahut da işte çok üstün vasıflı özellikleri olan ilim adamı, bilim adamı oluyor. Bir de 5 sene oturma ikamet şartıyla uygun görülürse veriliyor yani. Bir de yatırım şartı var galiba. Yatırım şartları var. İşte ev alırsan falan. Onlar istisna ama bu Suriyeliler için geçerli olan 5 sene ikamet ile işte çocuklarının durumu maalesef Türkiye'nin aleyhine olan bir şey. Şimdi bunu mesela Amerika ne yapmış? Green Card işi yapmış. Green Card ne vatandaşsın ne şeysin ama aynı vatandaş mı ama vatandaşlığa geçemiyorsun yani. Mesela bunu Avrupa ülkeleri bazıları çok farklı şey. Mesela Danimarka'nın bir uygulaması var. O da şöyle. Mesela orada bir işçimiz geldi ki Türkiye'den bir bayanla evlendi. Eşim benim götüreceğim diye götüremezsin diyor. Ne yapıyorsun? İyi derecede diyor Danimarka dilini konuşacak diyor. Kalacak ve 2 sene kadar da oturacak. Ondan sonra biz buna vatandaşlık ancak öyle veririz diyor. Öyle paldır küldür. Hadi bakalım bavulun topla geldin. Bizdeki bir vatandaş ol veyahut da 500 bin dolar ver ev al vatandaş al. Devletler bunu yapmıyorlar. Devletler bunu yapıyor. Çözüm önerin ne abi bu konuda? Yani bu şu an içinde bulunduğumuz bu durum işte öyle görüyoruz. Kayseri'de küçük bir olay. İşte küçük bir kıvılcım. Şimdi bir kere oradan gelişi durdurmak lazım bir. Devam ediyor mu geliş? Tabii devam ediyormuş. Söylenenlere göre devam ediyormuş. Yani. Kaçakçılık devam ediyor. Şimdi düşün bir kere bunlar eğer savaştan kaçmış gelmişlerse Kurban Bayramı'na niye gidiyorlar oraya? Şeker bayramları neye gidiyor? Devamlı gidip geliyorlar. Ha, eğer Türkiye ile Suriye bir entegre devlet gibi olsa hani o zaman de tamam onlar oranın vatandaşı gelsin gitsin çalışsın o ayrı bir konu. O yapı değil bu. Şimdi bu Suriye'nin bölünmesi meselesi efendim Büyük Orta Doğu projesi olaraktan efendim konu bu. Çözüm önerisi olaraktan söylenen çok şeyler var, çözümler var. Bir kere kayıt dışı olan, yani mülteci olmayan, sığınmacı olanların bir an önce kayda geçirilip bu insanların kayıt altına alınması şart bir. İkincisi de
suça bulaşmış, çeteleşmiş şu olanların derhal sınır dışı etmeyeceksin. En ağır cezayı vereceksin. Çünkü gidiyor sınır dışı gidiyor başka nüfus cüzdanı çıkarıp geliyormuş tekrar. Öyle mi? Tabii bunu televizyonda yetkililer açıkladılar. Yani bir başka nüfus cüzdanına gel, isim başka, fotoğraf aynı isim başka. Vallahi bu söylenen bir teklif daha bu mayın, kara mayınlarının döşenmesi ve sökülmesi konusundaki anlaşmayı imzalamışız. O anlaşmadan çekilip buraları mayınlamanın bir çözüm olduğunu söylüyorlar. Çünkü duvar yapıldı. Duvarı da 3 metre aşıp geliyorlar merdiven dayayıp. Yani önce bir kere şeyi durduracaksın. Gelişi durduracaksın. Bu bir. İkincisi, biz şimdi orada yapılanları bilmiyoruz. İşte ev yapıldı, etti falan. Bunların parası Türkiye'den çıktı. Şimdi bu böyle şey kabul edilebilir mi ya? Sen bir başka vatandaşla, devlete, vatandaşa ev yapıp da bunu... Yani oraya gidenler gidiyorlar, tekrar buraya çalışmaya geliyorlarmış. Biriket evler değil mi? Biriket evler. Çözüm olarak da netice itibariyle Birleşmiş Milletler'in bir raporu var. Bu mültecilerin %70'i gittikleri yerde kalıyor ancak %30'u dönüyormuş. Yani bu istatistik var ellerinde. O nedenle bunların gitmeleri zor. Evet. Maalesef zor. Yani evet. Göndereceğiz diyorlar, zor. Evet. Bakalım yani neticede ülkenin ana sorunlarından birine dönüşmeye başladı. Bu mülteci meselesi, sığınmacı meselesi. İşte toplumun biraz tahammülü de bu konuda azaldı. Neredeyse yok seviyesinde. En ufak bir olayda infial oluşuyor. İnşallah daha büyük, daha vahim hadiseler yaşanmaz. Yani şimdi ne var? Bu kadar fedakarlık gösterildi. Bu kadar bunlara iyilik yapıldı. Değil mi? Evet. Karınları doyuldu, hastalıklarında tedavi edildi. Bu tür olaylar olunca bu sefer bunların hepsi Türkiye'ye düşman olacak. Evet. Türk düşmanı olacak. Değil mi? Hani bu olayı kamu diplomasisi açısından baktığında ülke yararına bir durum değil diyorsun. Yok, yarın bir gün yani buna... Yani Türkiye bize sahip çıktı gibi bir minnet... Yok, hepsi nankörlük yapıp düşman oldu. Hele işlerinde ajan provokatörler varsa bunları organize edip Türkiye aleyhine kullanırlar. Çünkü bu konuda şeyimiz var, tarihi tehdit, Ermeni meselesi var ya. Ermeniler tarihten silinmek üzereyken, Bizans zamanından sonra öyle. Fatih Sultan Mehmet sayesinde hayatlarını devam ettiler. Yani kiliseyi kurduran o, alfabelerini serbest bırakan o. 500 sene bizde yaşadılar. Daha sonra bir kışkırtmayla yaptıkları hınçak teşkilatını biliyorsunuz. Evet. Neler yaptılar ve hala da başımıza Türkiye'ye dünya düşmanlığını yaratanlar. İşte Rum lobisiyle Ermeni lobisi. Ne oldu? Beraber yaşadık ya. Sizin dininizi, dilinizi, bir şeyinizi dokunmamışız. Namusuna dokunmamışız. Kalktınız İngilizlerin ajanlığını yaptınız. Ondan sonra onların şeyinde, efendim güdümünde bu millete düşman oldunuz ve hala düşmanlığınız devam ediyor. Yani bunlardan böyle olmayacağı ne malum? Evet. Olma ihtimali çok yüksek. Evet. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi din kardeşi falan filan diyorlar ya. Diyorlar. Kim diyorsa. Ben Mısır'ı, Ürdün, yani Suriye, gittim, görüşüm. Hiç öyle Türkleri din kardeşi gibi görmüyorlar. Osmanlı bizi de sömürdü diyorlar. Lan neyini sömüreceğiz? Senin kumlarını mı alıp yapacağız? 300 sene, 500 sene bedava yaşamışsınız Osmanlı sayesinde. Tren yolunuza kadar getirmişiz. Ürdün'de, Mısır'da yapılan eserler ya Memlük eseri ya Osmanlı eseri. Evet. Yani o nedenle bunların neticede öyle din kardeşliğine dayalı bir beklenti içine girenler hayal kırıklığına uğranır. Bunlar Türk düşmanlığından başka bir şey dönüşmez bu evet, işle. Mevzu Türk düşmanlığına gelmişken abi bir gündem daha var. Biliyorsun işte Avusturya maçında attığı gol sonrası sevincini bozkurt işareti yaparak gösteren Türkiye Milli Futbol Takımı'nın futbolcumuz Melih Demiral'in bozkurt işareti gündem oldu biliyorsunuz. Evet. UEFA disiplin soruşturması başlattı. İşte henüz bir ceza meza yok. İki maç falan dediler ama yalanlandı dün. Bu gelişmeyi ve bu gelişme sonrası oluşan gündemi kuş bakışı sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi önce
televizyonlarda birkaç rastladım. Ya işte bu işaret yapmasa iyi olurdu, şudur budur. Şimdi o densiz, cahil konuşan kimse, işte hangi vasıfta, sıfatta ise onları buradan kınıyorum. Utanmaz herifler. Ya futbolcu yanlış bir hareket etmedi ki ya. Yanlış bir hareket etmedi ki. Siz niye yapmasaydı, etmeseydi diye. Ha, şimdi bu Bozkurt meselesini artık bugün bütün televizyonlarımız açıyor. Bir partinin tekelinde olan, işareti olan alameti farikası değil ki. Birçok parti kullanıyor. Ay, partiyle ne alakası yok kardeşim ya? Bu Türk milletinin sembolü. 300 senelik, 2000 senelik mesela. Ergonokun'da bizim destanımız var. Ergonokun'da efendim, dişi kurtun, yani Borto Çene'nin efendim yol göstermesi meselesi var. Ve o günden beri de bu Türkler arasında bir sembol olmuş. Bir totem gibi, bir emoji gibi totem olmuştur. Yani bu şey değil, yeni bir şey değil ki, bütün Türklerin. Şimdi ha, bunu alıp da öne çıkarıp da kullanan dernekler, partiler olabilir. Bu gayet basit, normal bir şey. Yani burada ben size bir şey mi? Bu işareti, el işaretini yapmak beden diliyle ifade özgürlüğüdür. Çünkü Bozkurt Türk'ün sembolüdür kardeşim. Evet. Her milletin bir sembolü var. Ruslar midvet, ayı diyorlar. Değil mi? Kendileri. Fransızlar horoz diyor. İşte kimisi kartal diyor. Ejderha diyor. Bizim ecdadımız da bu Bozkurt'u kabul etmiş. Nitekim Atatürk hakkında kitap yazan Batılılar ne yazmışlar? Bozkurt Atatürk yazmışlar. Yani bir insanın ben Türk'üm demek için yaptığı Türklük, işaret. Türklük metaforu. Efendim Türk'ün rozeti bu. Metafor. Türk'ün ben Türk'üm demenin işareti. Beden diliyle işareti. Evet. Beden diliyle Türk demenin işareti. Hani bu işitme engellilere yapılan işaretler var. Peki, ya. Peki UEFA'nın buna disiplin soruşturması başlatıyor olmasını nasıl değerlendiriyorsun abi? Efendim Hitler'in selamına benziyormuş da Hitler'le özdeştiriyorlar. Vay adi şerefsizler. Ulan Türk'ün sembolü bu. Siz nasıl Hitler'le bunu bir şey yapıyorsunuz? Özdeştiriyorsunuz. Hitler'in şeyi şu. Ya işte maksat o değil. Maksat Türk'ü cezalandırmak. Türk'ü. Avusturya ve Fransa bunu yasak etmiş. Bizim devletimiz neredeydi bu yasak edilinceye kadar? Sen Türk sembolü olan bu işareti, kurt şey işi... Nasıl bizim iç işlerimize müdahale edip yasaklarsın ya? Avusturya yasaklamış mı? Evet. O da yapan suç oluyor. Cezaevine, para cezası öyle. Şu Fransa'da da aynı. Bu işaret ha? Evet. Ha bu PKK'cıların, FETÖ'cülerin hoşuna gidebilir. Türk düşmanlarının hoşuna gidebilir. Ama bu bir partinin veya derneğin işareti değil. Eğer öyleyse İran'daki Tebriz'de traktör maçında on binlerce insan Bozkurt işareti yapıyor. Onlar da mı parti, Türkiye'de partili? Moğolistan'da git, Gagavuzya'da git, Sekeller'e git, Macarlar git. Efendim, Bozkurt işareti yapıyor. Ben Macaristan'daki bir şeye gitmiştim, etkinliğe gitmiştim. Macaristan parlamento başkanı dedi, biz dedi efendim Hunların devamıyız. Biz Hunuz, Bozkurt'uz dedi. Bozkurt işareti yaptı böyle. Ya ne alaka? Bu Türklüğün bedensel ifadesidir. Ben Türk'üm demenin ifadesidir. Şimdi eğer bu işaret suç ise, ırkçılıksa, ben o zaman bir başka bir örnek vereyim. Bosna Hersek, bu Sırpların katliam yaptığı görüntüleri hepimiz seyrettik. Evet. Hatırlıyor musun? Gorbaçov şey olayı. Efendim? Sırp kasabı. Ha o zaman. Şimdi o zamanki şeylerde Milosevic olayı. İşte Sırp o katliam yaptıktan sonra adam öldürdükten sonra ne yapıyordu? Haç işareti yapıyordu. Değil mi? O zaman haç işareti demek ki Müslüman öldürmenin karşıtlığının, ırkçılık yapmanın sembolü olmuyor mu? Evet. Oluyor. O zaman futbolcular da gol atınca haç çıkarıyorlar. O zaman onlara da ceza verin. O da ırkçılık madem, o da ayrımcılık. Bu adam ben Türk'üm deyip de Bozkurt işareti yapıyorsa, öteki de ben Hristiyan'ım,
Müslüman düşmanıyım, öyle mi? Deyip de işe ona da yapmanız lazım eğer sizin mantığınız doğruysa. Ama orada şey değil, sorun o değil. Avusturya bu kararı ararken Türkiye Cumhuriyeti neredeydi? Niye siz bu kararı alıyorsunuz? Siz Türkleri nasıl mahkum edersiniz diye hiçbir teşebbüste bulunmadılar mı acaba? Yani bunu dışişleri buna niye müdahale etmedi? Devlet niye müdahale etmedi? Ne zaman almışlar bu kararı? Vallahi bilmiyorum, herhalde 2-3 sene önce almışlar. Yani şimdi mesela Ermeni soykırımı kararı alanlara karşı tepki koyuyoruz değil mi? Böyle bir şey yok diyoruz. Alanlarla da bir şey. Sen Türklüğün bedensel ifade, işaret diliyle ifadesi olan bozkurt işaretini sen suç kapsamı alırsan, sen bizim değerlerimizi, milli değerlerimizi ve kimliğimizi mahkum etmeye çalışıyorsun ki bu aleni Türk düşmanlığının suçüstü olmasıdır. Peki ülkemizde farklı görüşler doğdu bu konuda. Ben sosyal medyaya gezerken bakıyorum. Daha dün eski Aydın İl Başkanlarından Cumhuriyet Halk Partisi'nin Barkan Kalınomuz'un bir paylaşımını gördüm. Ne ya, ne demiş? Melih'i eleştiriyor. İşte bu konuyu savunanlar eleştiriyor. Halt etmiş. Türklükten nasibini almayan, milli şuuru, kimliği olmayan kişiler bozkurttan rahatsız olurlar. Atatürk niye paranın üstüne bozkurt bastırmış? Niye okullarda yavru kurt teşkilatı kurdurmuş? Evet. Niye Atatürk hakkında Amerikalı kitap yazınca bozkurt Atatürk demiş? Niye petrol ofisinin sembolünü bozkurt yapmış? Evet. Bu Amerikan projesi, batılı emperyalistlerin projesidir. Sen FETÖ'cülerin Türklüğü küçük düşürmek için Ergenekon çetesi diye subliminal uydurmalar yaptıklarını bilmiyor mu zannediyorsun biz milletin? Ergenekon'u gözden düşürmek için çete hikayesi diye isim vermiyor. Hiç olmayan bir örgütü, kendileri yarattıkları bir şeyi adına Ergenekon koyuyorlar, kasten koyuyorlar. Hücum nereden başlıyor görüyor musun? Bizim milli değerlerimizi, misli hasretlerimizi saldırı içten ve dıştakilerin de işbirlikçisi, devşirilmiş o satılmış adamların vesilesiyle oluyor. Tarihi manipüle etmeye çalışıyorlar diyorsun. Efendim? Tarihi manipüle etmeye çalışıyorlar. Efendim işte kullanıyorlar. Bizim ne kadar değerimiz varsa bozmaya çalışıyorlar, saldırıyorlar. Ne varmış yani? Adam efendim zafer işareti yapıyor Victor. Buna niye rahatsız oluyorsun ya? Adam ben Türk'üm diyor. Bozkurt işareti yapmak Türk'üm demenin manasıdır. Bunun bir partiyle veya bir dernekle özdeşleştirmenin manası yok ki. Onlar bunu kullanıyorlar. Kullanabilir. Olabilir. Bu gayet normal. Sen de kullan, ben de kullanayım. Nitekim Cumhurbaşkanı da bir tarih ben hatırlıyorum. Bozkurt işareti yaptı, selamladı falan otobüste geçerken. Bu kötü bir şey değil ki ya. Ha ben Türkiye düşmanım. Türklükten rahatsız oluyorum. Beni bozkurt, Ergenekon, Türk destanları, Türk tarihi rahatsız ediyor. Ha seni o zaman biz Türk milletinin efendim Türkle Türk olmanın şerefinden mahzun kalmak istiyorsan o senin bileceğiniz o şerefi sana bahşetmiyoruz. Bundan rahatsız olanlara. Sen şimdi kalkıp da efendim ülkücüler bozkurtu kendilerine sembol edilmiş. Ben ülkücülere karşıyım. Ben karşı partidenim deyip de bozkurda niye düşman oluyorsun ya? Şimdi sen namaz kılmıyorsun de ezana küfür mü edeceksin? Namaz kılanlar hakaret mi edeceksin? Böyle bir şey var mı? Bunların yaptığı da aynı şey. Bu açık ve net. Türk olmanın bedensel işaretidir. Evet, ifade özgürlüğüdür dediniz. İfade özgürlüğü, bedensel özgürlüktür. Ha bunu kasten Türk'ü mahkum etmek için, daraltmak için yaptıkları bir operasyondur. Batı emperyal operasyondur. Valla eğer bizim o evladımızı Meri'ye ceza verirlerse benim şahsi görüşüm Avrupa şeyinden kupasından çekilsinler. Ve dün sansasyon olsun. Nasıl ki Eurovision şarkı yarışmasından çekildi. Değil mi? Var mı şimdi? Katılmıyoruz. Bir şey mi kaybettik? Evet. Eğer bu çocuğa ceza verirlerse bu yüzden milli duruşunu, milli gururunu gösterip turnuvadan çekileceksin. Pislikleri efendim üzerlerine kalsın. Anlasınlar. Dolayısıyla bozkurdun bir parti sembolü olmadığını, Türklüğün tarihi bir sembolü olduğu
bir ifade özgürlüğü olduğunu efendim. Yani şimdi düşün, Moğolistan'daki Kazak Türk'ü, Sekalistan'daki, biliyor musun Sekel neresi? Bilmiyorsun. Şimdi ben söylüyordum. Gagavuzya'da. Gagavuzların bayrağı da Bozkurt'tu. Tamam mı? Sonradan baskıyla değiştirdiler. Bu arada Sekelistan nerede abi? İzleyicimiz aydınlansın. Macaristan'la Romanya sınırı arasında, Romanya içinde kalmış Hunlar. Hala Orhun alfabesi kullanıyorlar. Ülke mi? Bölge mi? Bölge. Bölge. Otonom bölge. Yani adam kendini ifade edebilmek için efendim, ben şeyde gördüm, televizyonda da gördüm. Şeyden, Gagavuzya'dan Arjantin'e göç etmişler. Orada bir dernek kurmuşlar. Yayın yapıyorlar. Bozkurt işareti gösteriyor. Yani adam demek istiyor ki ben Türk'üm diyor. Bunu Türk olduğunu ifade ediyor. Sen şimdi adam futbolcu sahaya girerken haç işareti çıkıyorsa, ha biz anlıyoruz ki bu, ben Hristiyan olduğumu bilin diye o işareti yapıyor. Ben Hristiyanım, Hristiyanlığa güveniyor. Ya gol atınca şey çıkarıyor efendim, haş çıkarıyor. Ha biliyorsun bundan kimse, bu adam da ben Türk'üm kardeşim diyor. Hadi bildin mi? Senin Türk olduğunu ifade ediyor. Esas hadi diyelim ki onlar bir düşmanca saldırıyorlar Türk'ü mahkum etmek için. Peki bu nüfus cüzdanı, TC nüfus cüzdanı taşıyanlara ne demeli? Evet işte ben de tam... Kendilerini Türk kabul etmeyen, herhangi bir başka bir soya sopa mensubiyet içinde olanlar olabilir. Bu normaldir. Yani Türkiye'de yaşayıp da. Veyahut da bazılarının dediği gibi işte veya ben Türk değilim falan olabilir. O da şey değil. Anlatabildim. Hani biz Türk olma şerefine nail olamadıysan o senin sorunun. Ama Türk milletine ve Türk'ün değerlerine düşman olup aleyhte konuşmaya hakkın yok. Konuşamazsın. İşte dediğim gibi sen namaza gitmiyorsan, camiye gitmiyorsan veya ateistsen, deistsen, neysen, ezana karşı hakaret edemezsin, namaz kılanlara karışamazsın. Şimdi biz diyelim ki mesela Avrupa'da minare yasak. Değil mi? Yasak. Hiç bundan şey yok. Adamlar haklı mı? Haklı. Diyor ki biz Hristiyan ülkesiyiz. Evet ibadetinizi yapın edin ama dışarıya ses vermeyin. Minare diktirmeyiz diyorlar. Bu makul bir şey. Ama biz Hristiyanların kilisesini tamir ediyoruz değil mi? Yapmadık mı? Yaptık. Dediğimde Akdamar'da, işte İstanbul'da, Bulgar'da. Aramızdaki insaniyet farkı bu. İnsaniyet farkı bu. Şimdi mesela Kazakistan'da da yüksek minare yaptırmıyor. Çünkü nüfusun %40 Hristiyan olduğu için bir çekişme olmasın diye. Devletler böyle tedbir alabilirler. Ama manevi ve milli değerlerine saldıramazsın kardeşim. Yani. Avrupa'nın, Fransa'nın, FIFA'nın, Avusturya'nın yaptığı budur. Bunlar efendim Bozkurt işaretine falan değil, Türklüğe saldırıyorlar. Açık. Ya benim sembolüm bu. Sembolüm bu. Evet. Tabii ülkede de çok ciddi bir gündem oldu. Sadece biz eleştirenler, sahiplenme %90 civarında. Evet. %10 civarında benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi bu sahiplenmenin bu turnuvanın bundan sonraki maçlar açısından takımı nasıl etkileyeceğini düşünüyorsun abi? Vallahi ben Merih evladımızı canı gölden tebrik ediyorum. İyi ki yapmış. Bir millet silkinsin, baksın ki dostu düşmanı kimmiş anlasın bir. İkincisi, Bozkurt Türklüğün sembolüdür. Bir partinin veyahut da derneğin sembolü değildir. İki, öyle olsa MHP'nin sembolü Üçlüler. Bebork ne alakası var? İYİ Parti'nin ikisi Güneş. Ha, Güneş. Zafer hani, Partisi bilmem ne başka bir şey. Yani bu şey değil efendim. Esasında mesela Altok yapıldığı zaman Atatürk'te de Altok'un üstünde Bozkurt varmış. Sonradan biraz kaldırmışlar onu. Karışıklık oluyor. Her yerde Bozkurt koyuyoruz efendim diye. Efendim, onu kaldırmışlar. Yani dolayısıyla Bozkurt'un Türklerin milli sembol olduğunu, binlerce sene geriye giden efsanelerimizin, hayat tarzımızın içinde olduğunu gösterir. Efendim, yani
İngilizlerin sembolü aslan oluyor da Fransızların horoz oluyor, Rusların ayı oluyor da bizimki niye bozkurt olmuyor ya? Bozkurt olmuş işte. Senelerdir de, yüzyıllardır da çıkmış gelmiş böyle. Hala devam ediyor. Bu sadece Anadolu topraklarında değil. İran'da da öyle, Türkistan'da da öyle, Kazakistan'da da. Bütün dünya Türk coğrafyasında bozkurttur sembol. Bunun da beden diliyle ifadesi işte elinden kaldırıyor. Peki bunu Atatürk'ün bile böyle resimleri dolaşıyor bozkurt işareti yaparken de. Sen bunu ceza vermeye hangi cüretle yapıyorsun ey Avusturya, ey Fransa? Ve sen buna sessiz kalan Türkiye Cumhuriyeti, sen milli değerini niye kalkıp da mücadele etmiyorsun ya? Ben bir vatandaş olaraktan, bir Türk evladı olaraktan bunun sorarım. Evet. Sen benim şimdi bundan sonra ne olur? Bundan sonra bütün maçlarda bütün türbinler bozkurt işareti yapacak. Böyle olacak. Hatta Cumhurbaşkanımızın bile maça gitmesinin asıl sebebi bunu bir protesto manalandırmak için gittiğini ifade eder. Hala maçını izleyecekmiş Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o yoğunlukta gitmesi etmesi. Yani bunu vatandaşımız şunu bilecek. Bu sadece bir futbolcuya veya şuna değil. Bu Türklüğün milli değerine saldırıdır. Bunu cezalandırmaya çalışıyorlar. Bu kadar basit. Bunu böyle anlamak lazım. Devlet yetkililerin de eğer bizi duyma imkanları varsa söylemesi, Avusturya ve Fransa'yı bozkurt meselesinden ötürü cezayı bir müeyyide uygulama konusundaki kararlarını kaldırmalarını ve değiştirmeleri için diplomatik girişimlerde bulunmaları lazımdır. Milli değerlerimizi suç unsuru olarak kabul eden devletlere karşı da her seviyede mücadele etmemiz lazım. Evet, her düzeyde mücadele kaçınılmaz. Kesin. Diyorsun. Yani bunun en basit örneği ya adamlar örgüt diye FETÖ'cüler bir şey kuruyorlar. Senaryo olduğu çıktı mahkemelerde, değil mi? Adını Ergenekon koyuyorlar ya. Evet. Neden? Ergenekon çetesi diye günlerce, aylarca efendim anons ettiler. Yani Ergenekon destanını itibarsızlaştırmaya. İtibarsızlaştı. Milli değerlerimize saldırıyorlar. Evet. Bu kadar basit. Nasıl ki bayrağımızı yaktıkları zaman veyahut da hakaret ettikleri zaman infial gösteriyoruz. Bizim milletimizin de sembolü olan bozkurta da aynı şeyi göstermemiz lazım. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yakıldığı için yakılını da hepimiz infial gösterdik. Danimarka'ya, İsveç'e protesto etmedik mi? Onların işte NATO'ya girişini sırf bu yüzden engellemeye çalışmadık mı abi? Yani orada bir tavır göstermedik mi? Şimdi diyelim ki affedersin şöyle bir şey söyleyeceğim bak. O hangi partiliyse o bundan ders alsın. Şimdi bu PKK'lar ne işareti yapıyor? Zafer işareti yapıyor değil mi? Evet. Öyle yapıyor değil mi? Victor. Victor'u. Ha. Peki Merih kalkıp da bozkurt işareti değil de Victor işareti yapsaydı ne olacaktı? PKK'lı mı olacaktı? Hayır o da bir zaferin simgesi. Bitti. Bunu sadece PKK, Victory, zafer. Bitti. Yani bu işaretlerle, basit şeylerle insanları suçlandırmaya kalkmamak lazım. Bu olayın perde arkasındaki mesele Türklüğü mahkum etme. Zaten bak vize vermiyorlar, memleket ambargoda, her türlü hakarete maruz kalıyorsunuz. Bu tür şeylerle ufak ufak da seni değerlerini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Buna karşı ayağa kalkıp uyanık olmak lazım. Bunu milli mücadele gibi görmemiz lazım. Evet. Ha bunu düşman yapacak, ona bir şey demem. Avrupalı yapacak, emperyal yapacak. Ondan şeyin olmasın, şüphen olmasın. Peki bunların efendim arkasından giden, bunların değirmenini üfleyen yerli denyolara ne diyeceğiz? Evet. Esas mesele o. Esas mesele o. Buradaki içerimizdeki betahlar, hani Atatürk'ün tabiriyle söyleyeyim. İçerimizdeki gafiller ve hainler efendim onların değirmenine su taşıyan davranışlar içinde girmelerine ne söyleyeceğiz? Esas mesele burada. Evet. Vallahi Zeki abi milli takımımıza başarılar diliyoruz. Hollanda karşısında oynayacakları mücadelede de ben kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten Avusturya maçı öncesi sohbet ettiğim birkaç arkadaş biz bu maçı kazanamayız dedi. Dedim biz Avusturya'yı yeneceğiz dedim. Sonra yendik biz Avusturya'yı. Yani şunu da söylüyorum biz Hollanda'yı da yeneriz. İnşallah yani bir temennimiz o ama benim burada bak söylediğim bir konu tekrar altını çizeyim mi müsaade edersen. Tabii. Eğer Merih'e gerek para cezası gerekse men cezası herhangi bir şey verirlerse Türkiye
turnuvadan çekilmesi çok isabetli olur. Evet. Bu milli haysiyetimizi kurtarma meselesidir. Maç bahane. Eurovizyon'dan çekildik. Bir şey mi oldu? Olmadı. Çekilin, dünyanın gözüne girersin kardeşim. Tavır. İtibarını kurtarsın. Elbette. Tavır. Yani evet. Ne olacak maçta? Bu maçı, bu şey biter, başka yerde girersin. Yani bu evet. Burada. Önemli olan milli itibarımızdır. Bize kefen biçenlerin akıbetini biz tayin etmemiz lazım. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Zamanımız doldu mu? İki önemli konuya kuş bakışı baktık, değerlendirdik. Kıymetli yorumların için ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli değerlendirmelerin, açıklamaların için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine kuş bakışına başka bir meseleyi, başka meseleleri ve kuş bakışı bakıyor olmaya devam edeceğiz. Sağ olasın, var olasın. Ben de bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Evet, bir kuş bakışının daha sonuna geldik. Hoşçakalın.